Değerli ilçe başkanım, çok değerli başkan yardımcıları, meclis üyelerim, çok değerli Ereğlispor'un geçmiş ve aday yönetim kurulu üyeleri, çok değerli benim emekçi kardeşlerim, işçi arkadaşlarım, Ereğli Belediyesi'ni ayakta tutan alın terleriyle, emekleriyle ayakta tutan fedakar işçilerimiz, Ereğli'nin güzelliğine güzellik katan ve esas eziyeti çeken, fedakarlığı gösteren çok değerli, sevgili kardeşlerim. Hepiniz her zaman olduğu gibi sevgi, barış, dostluk duygularına selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün arkadaşımızın da ifade ettiği gibi olağanüstü kongre için bir araya geldik. İnşallah kongremizi icra edeceğiz. Ancak sözlerime başlamadan evvel az evvel basından aldığım güzel bir haberi size duyurmak istiyorum. Son derece mutlu oldum. Ereğli'de yaşamayı bunun için seviyorum zaten, başarılı insanları duydukça. İstanbul Sanayi Odası'nın ISO hazırladığı Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasının sonuçları az önce açıklandı, biz de okuduk. Listede Erdemir 7. sırada yer alıyor. Top metal çelik sıra kademe atlamak suretiyle hemen hemen 20 kademe falan atlamış tahmin ediyorum. 31. sırada yer alıyor. Ve bu sene ilk defa 500'ün arasına 246. sırada çınar boru profil de eklenmiş. Yani kentimizin gururu olan bu şirketlerimiz Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasına girmesi gerçekten çok sevindirici. Bu sanayici büyüklerimizle, arkadaşlarımızla gurur duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Allah yollarını açık etsin inşallah. Bu kadar insan çalıştırıyorlar. Büyük bir gayret içerisinde Türkiye'yi, sanayiyi ayakta tutmaya çalışıyorlar. Hepsine şükran borçluyuz. Değerli davetliler ve üyelerimiz, olağanüstü genel kurulumuza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki bugün kulübümüz için önemli bir gün. 1980 yılında kurulmuş olan kulübümüz bugün 42. yaşına girmiş bulunmaktadır. Kulübümüz sizler gibi değerli sporsever üyelerimizce ilçe gençliğimizin bedeni ve fiziki gelişmelerine faydalı olmak, aynı zamanda ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği üzere zeki, çevik ve ahlaklı sporcuların yetiştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Kulübümüz artık bir futbol kulübü değil, spor kulübüdür. Erkek futbol takımı, kadın futbol takımı, voleybol takımı, erkek basketbol, kadın basketbol, boks, bilek güreşi, para voley, müzik, halk oyunları, yelken, handbol, yamaç paraşütü gibi 12 branş, spor branşı ve 900 sporcudan oluşmaktadır. Dev bir kuruluş. Tabii ki böylesine büyük bir spor kulübünü maddi ve manevi yönden yönetmenin ne kadar zor olduğunu tahmin edersiniz. Ağırlık elbette futboldadır ama diğer branşlarımıza da sayısız başarılar ve kupalar kaldırmış bir kulüp olmaktan da iftihar ediyoruz. Yönetim kurulumuz bu sezonda elinden gelen her şeyi yaptı. Ama bu futbolda kaybetmek de kazanmak da birbirleriyle eşdeğerdir, kardeştir. Gerçekten yönetici arkadaşlarım geceleri uyumadıklarını biliyorum. Onlara hakkımızı ödeyemeyiz. Çok büyük çaba sarf ettiler. Ancak neticeye gidemedik. Ben gerek belediye başkanlığında gerekse sosyal hayatımda, spor hayatımda hep hedef belirleyen bir insanım. Hedefe gitmek isterim. Kazanırız veya kazanamayız. Ama
Neticede hep hedefleri olan bir yöneticiyim. Ekip çalışmasına ve uyumuna son derece dikkat ederim. Şampiyon oluruz olmayız, ancak iddialı ve hedefli olmayı hep istemişimdir. Her elimizdeki spor severlerin beklentilerini ve özlemlerini çok iyi biliyorum. İnşallah beklenen ve istenilen şampiyonluk hayallerimizin ilk adımını bugün atıyoruzdur diyorum. İnşallah. Nisan ayından beri bir yönetim kurulması için çabalara girdik. Eski yönetimimiz çok değerli arkadaşlarımız var. Başında ikinci başkan olarak İhsan Yazıcıoğlu vardı. Kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır. Maddi manevi yönden büyük çabalara gösterdi. Unutmam mümkün değil. Ve kaç dönemdir buradayız? Nasip olmadı. Şampiyonluğa getiremedim. Ben buradan çekiliyorum. Başka bir arkadaşımız gelirse memnun olurum dedi. Bu alicenaplılığı gösterdi. Ve kendisine huzurlarınızda yine teşekkür ediyorum. Burada olması lazım. Evet, aynı zamanda Yazıcıoğlu ailesine de şükranlarımı sunuyorum. Ona bir alkış rica ediyorum. Ben de basına çağrıda bulundum. Bu takımın şampiyon olmasını çok istiyor halk. Bunu gördüm. Stadyumda 10-15 bin kişi toplandı. İnanılmaz bir kalabalık. Dolayısıyla bunu fark ettik. Yönetici arkadaşlarım daha fazla çalışmaya başladılar. Biz de bu takımı bu işleri bilen bir ikinci başkana teslim etmek için çağrıda bulunduk. Bana ilk defa Akın Katı kardeşim müracaat etti. Her şeyi anlatayım ki bilmeyenler durmadan kendi kendilerine dedikodu yapıp duruyorlar. Akın Katı benim akrabamdır, sunumdur. Geldi konuşup çok iyi bir teklifte geldi. Ancak Akın Katı benim yönetimde olan 4 arkadaşla çalışmayacağını söyledi. Yani ne yapmam lazımdı? Benim yönetimdeki o gece gündüz çalışan, sürekli olarak şampiyonluk için maddi, manevi her türlü harcamaları yapan arkadaşı harcamam lazımdı, satmam lazımdı. Benim yönetimime sordum, onlar da biz de çalışmayız onunla dediler. Ben hayatımda, siyasi hayatımda da, cemiyet hayatımda da hiçbir zaman adam satmadım, satmam. Beni satanlar çok oldu ama Ereğli tarihini araştırırsanız hepsi de siyasi mevta almıştır. Dolayısıyla Akın kardeşimle yönetimi buluşturamadım bu yüzden. Yoksa o da bizim kardeşimiz, o da spor camiasına büyük hizmetler vermiş bir kardeşimiz. Onun da bizle beraber olmasını isterdim ama o barışı sağlayamadım. Yani işin doğrusu budur. Akın'ı istemedi, almadı falan diye laflar falan dönüyor ama gerçek şekli budur. Ben beraber çalıştığım yönetimdeki arkadaşlarımın zahmetlerini, uykusuz gecelerini, çabalarını unutmam mümkün değil. Çağrı yaptık Ereğli'ye, bize yardım edin. Bu Ereğli halkının isteklerini yerine getirelim. Futbol takımını iyi bir noktaya getirelim. Sporu bilen, bize maddi manevi destek verebilecek arkadaşlar bekliyoruz dedik. Sağ olsun. Halil Bozkuş duyarsız kalmadı. Ve yönetimi de çok beğeniyorum. Çok değerli arkadaşlarım var orada dedi. Ben yardımcı olabilirim dedi. Ben Halil Bozkuş'a da bu Ereğli sevdasından ve futbolu belli bir noktaya getirmek için yaptığı fedalıktan dolayı huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum ve ona da büyük bir alkış rica ediyorum. Bu işler kolay işler değil. Kamuoyunun beklentilerini karşılamak, maddi destek lazım. Sporcuyu ve spor organizasyonunu yönetmek çok 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 zor. Hele bal liginde yönetmek İnanılmaz bir şey. Bu işi bilenler gayet iyi bilirler. Üçüncü lig, ikinci lig biraz daha kolaydır ama bal liginde sabah futbolcuyu alırsın, parasını verirsin. Akşam yeni adam yok, bulabilirsen bul. Böyle bir ortam, çamur deryası. Dolayısıyla bu işi sevmek lazım. Sağ olsun kulüp yönetiminin katkıları dışında Ereğli'mizde gençleri seven, sporu seven İş adamları, esnaflar var. Onlar da maddi ve manevi destek sağladıkları için bugüne kadar gelebildik.
Hepsine teşekkür ediyorum. Şükranlarımızı sunuyorum. Ama bu iş çok zor diye söyledim. Ben futbolu pek bilmem teknik yönünü. Sadece iyi bir seyirciyim. Onu da hep itiraf ederim arkadaşlarıma. Dolayısıyla ikinci başkana ve yönetime güveniyorum. Ama disiplinli bir adamımdır. Spor kulübünde hiçbir zaman iplerini elimden bırakmam. Dolayısıyla prensip ve disiplinin ön planda olmasını sağlamaya çalışırım. Zaman zaman spor kulübüyle de ilgili toplantılar yaparım. Spor kulübünün iyi bir noktaya gelmesi için büyük çaba sarf edeceğiz. Her şey konuşarak anlatılmaz, duraklayarak bir şeyler ifade etmeye çalışıyorum. Bu sene en büyük hayalim. Bu sene kongre yapıyoruz. Yarından itibaren bu akşam görev dağıtımı yapacağız. Vakit kaybetmemek için yarından itibaren çalışmaya başlayacağız. Hemen dosyalarımızı hazırlayıp OYAK Genel Müdürü'ne gideceğiz. Akın Bey, Hayrettin Bey'e gideceğiz. Abdurrahman Çınar abiye gideceğiz. Benim arzum, hayalim. Erdemir bir sinyal verdi zaten. Kız futbol takımından göğüslerinde Erdemir yatsın diye bekliyorum. Hani alkış falan yok mu? Erkek futbol takımının göğsünde iftihar ettiğimiz, gurur duyduğumuz tat metalyasını istiyoruz. Engelli voleybolcuların, sakat engelli voleybolcuların Paroyol takımının göğsünde de çınar boru yazsın istiyoruz. Bu değerli sanayi kuruluşlarının bu destekleri vereceğine inanıyorum. Evet, yeni sezonda çok değerli yönetim kurulu arkadaşları yönetime giriyor. Ben biliyorum, bana söylediler. Onlara gösterdikleri teveccüh için hepsine şükranlarımı sunuyorum. Allah onlardan da razı olsun. Allah evli gençliğine hizmet eden, evli sporuna hizmet eden herkesten Allah razı olsun diyor. Sizlere bu temennilerimle genel kurulumuz evimize, kulübümüze, yerelimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.